salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Misafir olarak İbrahim kardeş var, hocam var. Kardeşimiz de bir parça ezberden herhalde birkaç tane şey okuyacak hepsini. Herhalde 10 çeyre sıkıştıracağız değil mi? Yani onu anlayar. Benim kardeşimizi yardıma davet ettim ki beraber ses değişikliği olur diye. Bugün dersimizi şöyle şey yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üstadımız Katr-i Risalesi'nde mukaddemede 4 kelimeden bahsediyor. Yani 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim diyor. Biz bu baştaki 2 kelimeyi yani mukayeseli bir şekilde nurlarda ders verdiği için hem de alakalı yerlere bakarak ders almak hepimizin, yani Zübeyir abinin de konferansta ifade ettiği istikamette bir talebelik vecibesi olduğu için bu mesnevi de Risale-i Nur'un bir fidanlık bahçesi olduğuna binaen buradaki böyle kısa ve hulasa, yani özet olarak bu giriş şeyini geliştirecek şekilde bir iki parça dinleyelim. İnşallah kardeşimizden de bir parça dinleyeceğiz. Yani buradaki giriş cümlesi şu: 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim diyor. Tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazardır. Biz şimdi manayı ismi, manayı harfi, manayı harfi, manayı isminin mukayeseli dersini alacağız. Şöyle ki Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı harfiyle ve Cenab-ı Hakk'ın hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Şimdi Risale-i Nur bize manayı harfiyle bakmanın dersini veriyor. Tabii bütün Risale-i Nur Rabbimiz bize tarif edecek, böyle muarif tabir ettiği. Tanıtacak, marifetullah'ta bizi terakki edecek dersler de dolu. Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk'a bakar, diğer ciheti halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan ciheti isnadı tentenel bir perde veya şeffaf bir dam parçası gibi. Demek bir cihet Hakk'a bakıyor, Cenab-ı Hakk'a. Diğer ciheti de halka bakıyor, mahlukata. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tentenel bir perde. Yani tül perde tabir edilen. Demek ki dışarıdan içeri görünmüyor ama içeriden melekütiyet iç yüzünden bakınca yani doğrudan doğruya şeffaf bir şekilde o görünüyor. Şeffaf bir cam parçası gibi altında Hakk'a bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh niyete bakıldığı zaman münim, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessir-i hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Burada da diyor ki Cenab-ı Hakk'a hamdler şükürler olsun ki mesail-i nahviyeden isim ile harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki harf gayrın manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi harf gayrın manasını diğerinin, başkasının, ötekinin manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi şu mevcudatta Esma-i Hüsna'nın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır ki. Demek ki şu mevcudat da Esma-i Hüsna'nın tecelliyatının izharını, izhar, tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır ki içlerinde yazılı delail, berahin, havarif, mucize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması İlim, iman, hikmettir. Demek ilim buymuş. Marifetullah. İlimlerin şahı. Allah'ı bilmek zaten. Rabbimiz kendini tanıtmak istiyor. Onun için bu mevcudatı yarattım diyor. Öyleyse. İlim, iman ve hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksudu bizzat cihetine bakılırsa küfran ve cehli mürekkep olur. İşte binler fünunu bilse de yine eçeldir tabir ettiği. Yani küfran nedir? Yani nasıl bakıyorlar ki yani o kadar ilimle meşgul oldukları halde bilim
de biraz da meşhur oldukları halde. Yani hakiki marifetullah'a ulaşamıyorlar. Yani basar mahsunatı görüyor da basiret sani niye görmüyor? Yani neden bu yani değil mi? Vicdandan bir ziya gelmeyince de neden olduğunu şimdi biraz bir parça dinleyelim bakalım. Buyur şimdi. 12. söz Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesiyle felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi hem hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas. Hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye türbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki Kur'an-ı Hakim'in manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icazlar şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizlüğüme kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zarf Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli cevherleri yazısında istimal etti. Hakaykının tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lühlü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus el hakikatın nazarına o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymettar bir antik olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdiği hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim, ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı, yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam, Arabi'yi hatta okumayı hiç bilmez. Hatta müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır, ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendel Arabi bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab mübindir. Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiresine emniyet verdi ve ne de hurufun nakışıyla, nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyeden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı, baktı, gördü ki o hotbesent ve tabiatperest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-i hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest, müdakkik alimin eserine baktı gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur. Ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden
10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettin ise bak hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakimi ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şaketleridir. Evet Kur'an hakim şu Kur'an-ı Azim-i kainatın en âli bir müfessiridir. Ve en belî bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harf-i manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniinin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfi ile yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle yani mevcudata mevcudat hesabına bakar öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet dinsiz felsefe hakikatsız bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. Evet. Evet, şimdi demek ki mesela kainattan Cenab-ı Hakk'ı okumak, yani onun marifetine vasıl olmak, güzel okuyor, her zerrede coşkun birer mana var diyor ya, demek ki o harflerin içerisindeki manaya nüfuz etmek esas olan, bunu böyle biraz kademeli bir şekilde sözleri elimize aldığımız zaman muhtelif yerlerde böyle serpilmiş, ders veriyor yani. Mesela 13. sözünde birinci böyle paragrafında böyle bir şey var. Ayrıca 17. 19. sözde bilhassa o güneşi yani mana harfiyle bakmak nasıl oluyor, mana ismiyle bakmak, oraya ulaşmak icap ediyor. Şöyle kısaca şuradan da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bütün mesele Kur'an'la barışık olmayan felsefenin kainata bakışı. Yani onlar müstakil bir ağ nazarıyla bakıyor mevcudata. Allah'la hiç münasebetini nazara almıyor, hesaba katmıyor. Yani bütün şey burada. Yani beşer de insanlık da bununla meşgul olmuş. Yani bu kainat kimin eseridir? Değil mi mesela? Dolayısıyla bu usta şey var. Beşerin en daha ileri bu felsefe yoluyla yani sadece kalpten feyiz, nur gelmeyen aklında yol bulamamışlar diyor. En daha ileri o yolda kalmışlar tabirini kullanıyor ya 30. sözde. Yani o işte o şu suri şaşasına meftun olmak nasıl oluyor şimdi? Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsul-i hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanat ile yırtıp o hakaiki acibeyi zişura açıp nazar-ı ibretlerini celbedip ukule akıllara tükenmez bir hazine-i ulum açar. Hazine-i ulum açar. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Adet perdesi üstünde saklayıp cahilane cehil ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hılgatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zihşura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hılgatını adi görüp, adi değil, lakaytlıkla bakar. Yani şu normal vücuda geliş insanların ekserisi böyle intizamlı, esas arızalarda beraber, çift arızalarda, hususan alemet-i farikalı simalarıyla ayrı bir alem, dünyalar, yani küçük kainatlar şeklinde yaratılan
bu insanın kainatın ulaşsın sonra bu insana adi deyip lakaytlıkla bakar. Fakat insanın kemali hılgatinden huruc etmiş üç ayaklı veyahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istigrapla, çok garip, çok rahmet edilecek, dikkat edilecek bir şey gibi nazar-ı ibrette teşhir eder. Mesela yani eğer Allah'ı tanımaksa işlerin normal işleyişi, intizamlı cereyanı daha çok sahnenin varlığına delil olması lazım diyor. Değil mi? En parlak delil bu kainatı nedir? Nizam ve mizandır. En okunaklı ayetler bunlar. Yani intizam tam bir vahdettir. Tek bir nazam istiyor. Yani işlerde bir el işliyor. Mesela öteki de zaten öyle rastgele bir iş değil. O da hikmetli, o da ibretli. Ama yani esas rağbet edilecek iş demek ki normal vücuda gelen, intizamlı vücuda gelen şeylerdir. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gayıptan muntazaman iaşelerini adi görüp küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şuzuz etmiş, kabilesinden cuda olmuş, ayrılmış, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altındaki olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. Zaten üstadımız Rahime Takat'ını anlatırken denizin dimdeki böcekleri hiçten besliyor diyor mesela. Yani ondan sonra yerin üstündekilere geçiyor ve her birisine layık sofraları seriyor diyor. Yani görülecek her şeyi Kur'an, değil mi? O gaybi bir nazarla görüyor ve gösteriyor. Ama bütün bu görülecekleri, her bir şeyin layık sofraları serilmesini görmeyip çok istisna böyle durumları nazara vermek demek ki esas yani düşünülmesi lazım gelen değil. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet ilahi cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakır ve ihlasını, iflasını gör. Felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakır ve iflasını gör ve ibret al. Evet diyor ki masnuattaki şu şeyler diyor çok manalı bir lafz-i mücessemdir diyor. Yani öyle bir lafız ki yani mele-i aladan diyor inmiş risalelerdir diyor. Masnuatta hiçbir eser yoktur ki çok manalı bir lafz-i mücessem olmasın. Sani-i Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu masnuat elfazdır, kelimat-ı kudrettir, manalarını oku, kalbine koy. Manasız kalan elfazı bila perva zevalin havasına at, arkalarından alakalarına bakıp durma diyor. Evet şimdi tabii 17. sözde de dünyanın mahiyetine şöyle kısaca bir baktırıyor. Kur'an'ı dinleyen insan Kur'an'daki ilmi hakikatle, nuru hakikatle dünyanın mahiyetini nasıl görüyor? Mesela bir iki cümleyle oradan da bir şeyler okuyalım. Mesela dünyaya Kur'an bir kitab-ı semedani olarak baktırıyor. Harfleri ve kelimeleri kendi nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak git. Demek ki harf demek o demek mi zaten? Kelimenin içindeki harf kendi başına bir mana ifade etmiyor. Ama o kelimenin içerisinde bir mana yükleniyor ya, ona hadim oluyor. Onun zuhuruna, tezahürüne sebep oluyor. Demek ki aylar, güneşler, yani bir cethe bir harf gibidir. Mesela nasıl Mimar Sinan'ın elinde bir değil mi, taşlar geçince bir mana ifade ediyor, yani kıymetli bir eser oluyor. 23. yüzyılda ifade ettiği gibi. Zaten intizaptan şeref ve kıymet alıyor. Bir mana ifade ediyor. İntizap, nispet, münasebet kesilse adi oluyor, basitleşiyor yani. Diyor ya, bir misal veriyor, hatırlayalım. Mesela pek eski üniversite sanatkarına nispet edilse ve o sanatla, o sanatlarla yad edilse çok kıymetli bir değil mi, eser olur. Ama o sanatkardan nispeti kesilse kaba demirciler çarşısında adi bir demir bahsine ancak alınabilir, satılabilir diyor. Demek intisap, o nispetten münasebet kurmaktan o kıymetleniyor, şerefleniyor, bir mana ifade ediyor yani. Her bir şey böyle. Yani harf deyince ben kendime tatbik ederek mesela düşünüyorum. Eğer ruh denen insanda bir cevher olmasa harf hükmündeki şu organlar ne işe yararlar? Mesela beyin olmasa şu parmak ne iş görecek? Harf gibidir. Ona mensup, ondan aldığı medetle, kuvvetle veya mesajla burada bir işe yarıyor. Demek birden kuvvet alıyor, birden medet alıyor ve hakeza.
Evet, dünya bir kitab-ı semedanidir diyor. Dünya bir ticaretgâhtır diyor. Muhakkak bir seyrangâhtır diyor. Bir misafirhanedir diyor. Bunlardan sonra bilhassa çok daha böyle net bir şekilde 14. Reşad'a yani bu bir tatbikat yapıyor. Yani mana ismiyle bakış nasıl felsefenin bakışı, Kur'an'ın baktırması nedir? Onu da bize bir ders veriyor da. Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakıyor. Bazısını nazar ummayı okşayacak, hissi ameyi rencide etmeyecek, fikri avamı tacizde yormayacak bir sureti basitani zahirine de söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakaikın yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esma-i ilahiyi bildirsin. Demek eşyanın hakikati zaten esma-i ilahiyidir diyor. Yani Allah'ın ve Allah'ın isimlerine çık ne kalır? Hiçbir şey. Değil mi? Onunla yani şu eşyaya vücut veren, şekil veren, zinetlendiren, onu nakışlandıran esma-i ilahiyidir. Onun için eşyanın hakikati esma-i ilahiyidir demiş. Esas ilimde odur diyor. 20. sözdeki bir şeye inşallah bir cümleyle ifşa yapacağız da. Evet. Esma-i ilahi bildirsin. Yani bu kitabı kainatın manisini anlattırıp ta Halık'ını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, mana ismiyle değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor Kur'an. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususen ehli fenne hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an-ı Hakim mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor, delil zahiri olmak, nazar olmak, çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakat-ı beşere hitap eder. Kesret-i tabaka ise tabakayı avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ipam ile icmal etsin. Fazla tafsilata girmesin, neticeye ulaştırsın. Dakik şeyleri de temsille takrib etsin. Çok ince, çok derin olan hakikatleri temsiller yoluyla yakınlaştırmak. Zaten Kur'an'ın ders verme usulünden birisi de bu. Derin hakikatleri gayet, değil mi, bize yakınlaştırıyor, uzak şeyleri yakınlaştırıyor, yüksek şeylere bizi ulaştırıyor vesaire. Temsille takrib etsin. İşte Risale-i Nur'da temsillerin çok geçmesi, demek Kur'an'ın temsillerle ders vermesinin bir neticesi. Ve manatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz, belki de zararlı bir surette tayin etmemektir. Mesela güneşe der, döner bir siraçtır, bir lambadır. Zira güneşten, güneş için mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniyin ayne-i marifeti olduğundan bahsediyor. İntizam ve nizam saniyin ayne-i marifeti. Rabbimiz bize tarif eden demek ki en okunaklı ayet kainatta, tabiatta nizam ve intizammış. İşte bu saniyin ayne-i marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der ki eşşemsü tecri, güneş döner. Bu döner tabiriyle kış yaz gece gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudret-i iktidar ile azamet-i saniye ifham eder. Cenab-ı Hakk'ın saniye olan Cenab-ı Hakk'ı ifham ediyor, bize anlatıyor. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem de mensuç hem de meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der ki ve cealine şemse siraca, şu siraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise insana ve ziyarete ihsan edilmiş müzeyyenat ve matumat ve levazmat olduğunu ve güneş dahi musakkar bir mumdar olduğunu iktidar ile rahmet ve ihsanı Halık'ı ifham eder. Hatırlayalım 11. sözde muhteşem temsil diye bir ders veriyor ya. Eşşems-i tecrü, yani güneş, yani bir lamba ve soba, işte kainat bir saray. Aynı şeyi ayet-i kübranın başında hatırlayalım. Bu kelime dünyaya bakırsın bir cihetten muhteşem bir saray, muntazam bir memleket, mükemmel bir şehir gibi, bir ordu gibi. Böyle yani meseleyi intizamlı bir şekilde topyekun baktırıyor ve o bütünlük içerisinde lamba ve soba, tamam o yani
Dolayısıyla o bir şeye hizmet ediyor. Gayrın manasını ifade ediyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın azameti sahne ifade ediyor. İntizam ve nizamla, intizamın esiri olarak ve bu şekilde musakir memur olduğunu bize ihtar ediyor. Dolayısıyla kainat bütünlüğü içerisinde bizim demek miyiz? Bize hizmetten bir memurmuş. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki, yani böyle Allah'la münasebetini, kainatın, Allah insanla onun şerefine yaratıldığını falan nazara almadan müstakillen bakınca şimdi şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki güneş bir kitleyi, azimeyi, mayayı, nariyedir. Büyük bir ateş kütlesiymiş ama su gibi içinde madenler ya akıyormuş falan, değil mi? Mayayı nariyedir. Ondan fışkırmış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka bir kemali ilmi vermiyor. Muhiş bir dehşet, müthiş bir hayretten başka bir kemali ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor. Mahiyeti ne olursa olsun diyor. Bak, maksud olan, hem mensuc olan intizam ve nizama gölge düşürmez. Yani kabul et ki sen ben fenin, astronominin bildirdiği çok şeyleri bilmiyoruz. Yani onlar söylendi, Allah Allah diyoruz ama yani bu kadar uzunmuş, bu kadar büyükmüş falan değil mi? Üstad Tofila birden diyor ki, yani afaki malumat dipsiz denize benzer diyor. İçine dalma boğulursun diyor. Biraz izbari düşün diyor. Yani çok yekün, hadise toptan bak yani. Yani geniş, büyük, azametli şeylere değil mi? Yani nereden bakacaksın? İntizam cihetine bakacaksın. Ondan sonra taavun, taanuk, tecavüm hakikatleriyle bakacaksın diyor. Yani bir yardımlaşma var, bir dayanışma var. Uzak yerlerden bize güzel bir nimet geliyor. Yani güneşten ziyaret yapıyor vesaire. Böyle bakmak lazım diyor. Yani o kadar tafsilatı bilmesen de ama bunu bilmek lazım. Yani bahsi Kur'an böyle yapıyor. Yani güneş bir sıraç olarak ifade ediyor. Buna kıyasen batınen kof, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Demek ki felsefe yapmak bir fantazi bir şeymiş yani. yani böyle insanları eskiden şey yaparlardı. Ya böyle doğuma denen nas diyoruz ya, bir temel değerlerden biraz sıyrıl, böyle ortadan bak yani. Yani bir, değil mi? Bir taraf bak yani. Kabullenerek bakma falan derlerdi yani böyle hani. Değil mi? Böyle derlerdi. Yani inandığın değerlerden biraz soyuttan. Aynı şeytan da bana öyle dedi diyor üstad bir zaman. Tecessüm etti diyor. Mesela Kur'an'la alakalı. Sen böyle Kur'an Allah kelamı değil de böyle bir beşere kelamı bak. Olmazsa bir ortadan bak. O zaman diyor bir tarafa muhakime şıklı muhalif ilzamdır. Bazen diyor fuzuli vekilliğin üstlenir insan diyor. Yani bir tarafına perdesi altında öbür tarafı diyor biraz şey yaptıkça bazen de diyor vekilinin yani öteki taraf hasmının diyor fuzuli vekili olur diyor. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz evvela kabul ediyoruz. İman bir kabuldür. İntizaptır. Ondan sonra hikmetini arıyoruz. Niye böyle yaratmış? Hakim isminden medet geliyor bize. Elhamdülillah biz de mi böyle inanıyoruz? Onun için 20. mektubda ne diyor? Evvela imanı billah, sonra marifetullah, sonra muhabbetullah, sonra lezzet-i ruhaniye. Kademe kademe gidiyoruz. Demek ki evvela değil mi? Kalp Cenab-ı Hakk'ı iman eder, kabul eder ve o kabulün de bir değil çok delilleri vardır diyor. Zerrat-ı kainat adedince. Yani çok istisnai şeyler değil. Sonra bizim inandığımız şeyler vücudidir, ispattır diyor. Onunki ademdir, nefidir diyor. Bizimki kolaydır diyor. Onunki zordur. Yani yok diyen ancak kabul etmiyorum şeklinde diyebilir diyor. Ama hariçte ve vakide yoktur demek ona muvaffak olamaz diyor. Mesela Ramazan hilalini misal veriyor ya ve hakeza bunun gibi. Demek ki onun Şaşay suresi çok insanları bak baştan çıkar yoldan çıkarmış. Hatta yolda bırakmış. 30. Lema'da şey sözde ne diyor? Hatırlayalım. Bir kısmının seslerini işittim diyor. Sesler kesilmiş diyor. Bir kısmının o da bizden gidip de oralara heveslenip de yani kendi malını bırakıp da oralardan bir şeyler arayanlar için bunu söylüyor. Ve İmam-ı Gazali gibi Hüccetül İslam da diyor. Onlara adi bir mümin derecesi bile vermemiş diyor. Her neyse nasılsa üstad da diyor adi bir mümin şeyine ancak kazanabilmişler diyor. Onun için diyor bir tıflı nevresi de
belki İbn-i Sina ile beraber omuz omuza ders alır Kur'an'dan. Hatta ondan daha fazla diyor istifade edebilir. Yani bazen ölür. Yani masum bir çocuk diyor. Değil mi? O şekilde böyle dersler alabilir diyor. Evet, şimdi bu usta çok böyle yer, akıdan yerler var. İşte ifade ettiğim gibi 20. sözdeki o ve alleme Adem'in esmadan da bir cümle okuyayım. Oradan 25. sözün sonuna geçmek istiyorum da. Hakikati mevcudattan bahseden hikmetül eşya, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ismi hakiminin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane eşyada menfaatlerinde ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet, hikmet olabilir. Bak ne diyor, bir daha okuyayım. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ismi hakiminin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet, hikmet olabilir. Yoksa ya hurafata inkılap eder veya maleyaniyat olur. Veya felsefeyi tabiye müsüllü dalalete yol açar. İşte sana üç misal dalalete yol açar. Sair kemal kelime ya sair kemalat ve fünunu bu üç misale kıyas et. Yani az önce şey yapmadık mesela zelzele bahsinin sonunda bir temerrüt var diyor. Yani ehli felsefe, ehli dalalet, ehli ilhat diyor. Neden acaba temerrüt ediyorlar? Niye bu kadar ısrar ediyorlar? Yani Allah'la bu kâine küre arzın münasebetini kesmeye çalışıyorlar diye merak ettim diyor yani. Yani niye bunu tabii bir tesadüfi bir hadise olarak görüyorlar diyor bu zelzele işini. Yani ehl-i darif neden bu kadar ehl-i darif ve ilat neden bu kadar ısrar ediyor diyor. Mesleklerini muhafaza ve ehl-i imanın yani Allah'tan küre arzı koparıp buradaki hadiseleri onunla alakası yoktur diye ısrar etmek neden? Ehl-i imanın intibahlarına mukabele ve mümanat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman ediyor diyor. Evet, dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar 100 fabrika ve tezgahı yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyin o çamdaki gösterdiği 1000 mucizatı inkar eder misüllü bazı zahiri sebepleri ira eder. Halid'in ihtiyar ve hikmetiyle işlenen pek büyük bir fiil-i rubbiyetini hiçe indirir. Bazen de gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli 1000 ceddede hikmetli olan bir hakikate fenni bir nam takar. Güya o hakikat, o mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. Mesela elektriği misal veriyor. Diyor ki, bu elektrik kuvvetidir der, tenvirdeki harika mucize-i kudreti adileştiriyor diyor. Yani ne demek? Ona bir nam takarak, bu ülfet, yani mevluf bir şey ama diyor, o nam takmak, o cehli mürekkep üzerine serilmiş bir perde oluyor diyor. Yani bu örfi bir ülfet taklidi bir semadır. Yani bu gerçeği anlamak için yetmiyor diyor. Yani düşünmeye de düşünmenin de diyor önünü kesiyor. Perde çekiyor diyor. Yani merakı iptal ediyor adeta yani. Buna benzer işte Kur'an diyor bu adiyet perdesinin üstündeki diyor şeyleri kaldırıyor. Çok harika kudret mucizeler olduğunu nazara veriyor diyor. Yani bakmazlar mı gökyüzüne? Bakın arza, bakın insana, bakın ineklere, bakın sineklere, neyse işte yani. Demek ki Kur'an-ı Hakim insanın görüp de düşünmediği, bakıp da hiç ilgilenmediği şeylere evvel nazara veriyor diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Yani unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatıyor. Evet. Hem de işte gel belahet ve hamakatın niyasit derecelerde bak ki 100 sayfa ile tarif edilecek ve hikmetleri beyan edilecek ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikati meçhuleye bir nam takar, malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade külliye ve birer ihtiyar am ve birer hakimiyet-i neviyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rubiyeti irca eder. O irca ile
onun nispetine irade ihtiyar eden keser, sonra tutar, tesadüfe, tabiata havale eder. Başını okumadım da, haydi madeni bir inkılabat dahi olsaydı diyor, olsa dahi, hani fayattı falan diye bir tabir var ya, öyle de olsa yine emir ve iradeyle olacak, başka surette olamaz diyor. Bir adam tüfek atsa, tüfek atan adama hiç bakılmasa, yarın yalnız diyor barutun ateş alması noktasına hasrı fikir etse, o zaman o tetiği çeken elini ne yapacağız diyor mesela. Demek ki orada irade var, ihtiyar var, kast var. İşte bundan dolayı Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eşeliyet gösterir. Demek ki cahillik buymuş Ebu Cehil. Şimdiki fen ve ilim okuyanlar diyor, Ebu Cehil'den daha eçel diyor. Allah nasıl olur ya? Ebu Cehil'den. Mesela diyor, kainat yoktur diyenler bir derece akıldan istifa ederek akla yanaşıyorlar diyor. Yani bu kainatı kabul edip de saniyeyi inkar etmek daha büyük bir cehalet olduğu için en iyisi de yani bir kısmı diyor o şekilde istifa ederek bir derece akla yanaşıyorlar. Yani kainatı kabul edeceksin. İntizamını, nizamını fenlerle, ilimlerle, tahkikatıyla diyor casus gibi fenlerin tahkikatıyla öğreneceksin. Kitaplar yazacaksın ve bunu ortada bırakacaksın. Olur mu bu diyor. Kendi kendine desen olmaz. Tabiat desen olmaz. Sebepler desen olmaz. Ne kaldı geliyor? Bir tek Allah mı diyor diyor. Ona da vermeyince ne zorun var diyor o yola giriyorsun. Ne zorun var diyor. Hepsini birden birine vermek çok daha kolay değil mi diyor. Gibi yani. Yani ondan koparmakla ne elde ediyorsun? Ne kazanıyorsun ki diyor ya. Demek bu asrın temerrüdü buymuş. Evet. Ondan dolayı bir neferin veya bir taburun neferde harbini, bir nizam ve kanun askeriye istinad edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasız kesen müsüllü bir divane olur. Evet. Şimdi bütün bunları geçerek en sonunda bir ikinci ziya var. 25. sözde izninizle orayı şey yapacağım ki onunla bitireyim. Hikmet-i Kur'aniye'nin karşısında meydan-ı muarızaya çıkan felsefe-i beşerin hikmet-i Kur'an'a karşı ne derece sukut ettiğini 12. sözde izah ve bir temsille tasvir eden sözlerde ispat ettiğimizden onları havale edip şimdilik başka bir cihette küçük bir muazene ederiz. Şöyle ki, bir iki paragraf var. Felsefe ve hikmet-i insaniye dünyaya sabit bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, hasiyetlerinden tafsilen bahseder. Sanine karşı vazifelerinden bahsetse de icmalen bahseder. Adeta kainat kitabının yalnız nakış ve huruflarından bahseder. Manasına ehemmiyet vermez. Kur'an ise dünyaya geçici, seyyar, aldatıcı, seyyar, kararsız, inkılapçı olarak bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, suri ve maddi hasiyetlerinden icmalen bahseder. Fakat saniye tarafından tavsif edilen ve zayıf budiyet karanelerinden ve saniyin isimlerine ne vecihle ve nasıl delalet ettiklerini ve evamiri tekvini ilahiyeye karşı inkiyatlarını tafsilen zikreder. İşte felsefe-i beşeriyle hikmet-i Kur'aniyenin şu tafsil ve icmal hususundaki farklarına bakacağız ki mahsı hak ve aynı hakikat hangisidir göreceğiz. Böyle uzun bir temsil var ama ben işte dünya yani bu şey misalini veriyor. Nasıl elimizdeki saat sureten sabit görünüyor fakat içindeki çarkların harekatıyla daimi içinde bir zelzele ve alet ve çarklarının ızdırapları vardır. Aynen onun gibi. Kudret-i İlahiyenin bir saati kübrası olan şu dünya zahiri sabitiyetiyle beraber daimi zelzele ve tagayyürde fena ve zevalde yuvarlanıyor. Evet dünyaya zaman girdiği için gece ve gündüz o saat-i kübranın saniyeleri sayan iki başlı bir mil hükmündedir. Sene o saatin dakikaları sayan bir ibre vaziyetindedir. Asır ise o saatin saatlerini tadid eden bir iğnedir. İşte zaman dünyayı envac zeval üstüne atar. Bütün mazi ve istikbali ademe verip yalnız zamanı hazır vücuda getir bırakır. Şimdi zamanın dünya verdiği şu şekilde beraber mekan itibariyle dahi yine dünya zelzeleli gayri sabittir saat hükmündedir. Çünkü cev ve hava mekanı çabuk tagayyür ettiğinden bir halden bir hale süraten geçtiğinden bazı günde birkaç defa bulutlarıyla dolup boşaltmakla bu günler öyle yakında da bir zelzele oldu ya
yani tazelemiş oluruz. Dolup boşaltmakla saniyeyi sayan milin sureti tegayyürü hükmünde bir tegayyür veriyor. Şimdi dünya hanesinin taban olan mekanı arz ise yüzü mevt ve hayatça, nebat ve hayat hayvanca pek çabuk tebeddül ettiğinden dakikaları sayan bir mil hükmünde dünyanın şu geçici, şu ciheti geçici olduğunu gösterir. Zemin yüzü itibariyle böyle olduğu gibi baktığındaki inkılabat ve zelzelelerle ve onların neticesinde cibalin, dağların çıkmaları ve hazıflar vuku bulması saatleri sayan bir mil gibi dünyanın şu ciheti ağırca mürürecidir gösterir. Dünya hanesinin tavanı olan sema mekanı ise ecdamların harekatıyla, kuyruklu yıldızların zuhuruyla, küsufat ve usufatın vuku bulmasıyla yıldızların sukut etmeleri gibi tagayyürat gösterir ki semadaki sabit değil, iktidarla harabiyete gidiyor. Semadaki sabit değil, iktidarla ve harabiyete gidiyor. Onun tagayyüratı haftalık saatle günleri sayan bir mil gibi çendan ağır ve geç oluyor. Fakat herhalde geçici ve zeval ve farabiyeye karşı gittiğini gösteriyor. İşte dünya, dünya cihetiyle şu yedi rükün üzerinde bina edilmiştir. Şu rükünler daim onu sarsıyor. Fakat şu sarsılan ve hareket eden dünya saniyine baktığı vakit, o harekat ve tegayyürat saniyine baktığı vakit, o harekat ve tegayyürat kalem-i kudretin mektubat-ı semedani yazması için o kalemin işlemesidir. Hani zerrat misalesinde diyor ya, bir kalem ucu veya mürekkebi gibidir zerrat harekatı. Evet, semedaniye baktığı cihetiyle onu yazması için o kalemin işlemesidir. O tebeddülat-ı ahval ise Esma-i İlahiye'nin cilve-i şuunatını ayrı ayrı tavsifat ile gösteren tazelenen aynalarıdır. İşte dünya, dünya itibariyle hem fenaya gider, hem ölmeye koşar, hem zelzele içindedir. Hakikatte akarsu gibi rühlet ettiği halde gaflet ile sureten incimat etmiş fikri tabiatla kesafet ve küdület peyda edip ahirete perde olmuş. İşte felsefe-i sakime, tedkikat-ı felsefeyle ve hikmet-i tabiyeyle ve medeniyet-i seviyenin cazibedar lehviyatıyla, sarhoşane vesatıyla o dünyanın hem cumudiyetini ziyade edip gafleti kalınlaştırmış ve küdületle bulanmasını iztazif edip sani ve ahireti unutturuyor. Kur'an ise onların unuttuklarını hatırlatıyor. Yani öyle gaflet kalınlaşmıştır ki diyor, ehli dalalet, ehli medeniyet bu acıyı hissetmiyorlar. Ve dünyayı da çok sabit görüyorlar. Zaten hepimizin de en büyük gafletimiz tevehhüm-i ebediyettir diyor. Yani dünyayı ebedi zannedip gafilane davranmaktır. Onun için bir cümleyi ne bitirelim yani. Eyvah aldandık, şu dünyayı sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzel ana hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider diye. İşte Kur'an'ın beyanatı bu istikametten. İşte bunları bize hatırlattığı için elhamdülillah. Demek ki Risale-i Nur bunlara bize nazar ettiriyor, baktırıyor. Onun için her şeyin yani ne güzeldir yerine, ne güzel yapılmıştır nazarı dikkat çeviriyor. Demahat'ta da bir cümle var da, yani eğer harfi nazarla bir bakarsak diyor şu fenlere, ilimlere, bu tetkiklerimiz tefekkür ibadeti olur inşallah. Yani ne güzeldir yerine, ne güzel yapılmıştır. Bunlar tabii çok uzun derslerde bu hakikat anlatılıyor. Mesela 11. ricada diyor ki, bütün felsefe ilimlerinin namına benim nefsim böyle bir acayip temerrüt etti. Dedi ki diyor, her şey bir sebebe akıyor. Hani meyve ağaçtan, batı topraktan alıyoruz. Her şeyde Allah Allah demek ne demektir, ne lazım, neden icap ediyor diye böyle nefsim temerrüt etti diyor. Demek ki fenden, ilimden dalalet geliyor böyle. Yani bir şeyin izah etti mi mahiyetini, oluş şeklini dedi ya, harflerin nakışlarını, iyi bir mühendis, bir kimyager oldu mu, harfleri saydı mı, nakışlarını bildi mi, münasebet hatlarını kurdu mu, ona ilim diyor. O ilim değil diyor. O doğrudan doğruya şunu saymaktır. Mesela sözler kitabında ne var? Harfler var. Harfleri saydın. O kadar. Büyüklüğün küçüklüğün saydın. O zaman okula git. Talebeleri say, sıraları say. Değil mi yani? Lambaları say. Onun gibi bir şey işte. Ama onun arkasında
derin manaları düşünmek inşallah ilimdir. Esas ilimlerin şahı da budur. Cenab-ı Hak bu ilimde bizi terakki ettirsin. Amin. Amin. Çeyrek geçme itibariyle şey yaptım. 15 dakikada nasıl tanzim eden kardeş kim bilmiyorum ne yaparım ne diyorsunuz? Valla ben 15 dakika şey ne rahat. Tarihçi hayattan bir bölüm okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Said Nur ve talebeleri. Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat o ayrılıkta bir gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış Allah'a. Alemlerin Rabbi olan Allah'a, onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına. Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebeleri seyrederken insan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak. Her yerde hazır, nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak. O yolda yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Said Nur, üç devir yaşamış bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar, üçte bir. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış. Yalnız bir adam var, o ayakta. Şark levhalarından, güneşin doğduğu yerden, İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam, o üç devrin şerirlerine karşı imanlı barını siper etmiş, Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı arıda kadar dik, hiçbir zalim onu eğmemiş, hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka. İşte Said Nur. Divani harpler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar, onun için hazırlanan idam sehpaları, sürgünler, bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yoldan çevirememiş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyuruluyor Ali İmran suresinde. Bu Allah kelamı sanki Said Nursi'de tecelli etmiştir. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefs müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şaheseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayata kir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Çünkü onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O mahkemeden mahkeme sürüklendi. Mahkum iken bile hükmediyordu. O hapishaneden hapishane atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde birer medrese-i Yusufi oldu. Said Nur, zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları bu iman abidesi karşısında eridiler, sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halim selim müminler, hayırlı birer vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi
de yapabilir. Gerçekten bu risaleleri, bu terbiyeyi, bu edebi, bu dersi hiçbir eğitim sistemi veremez yani. Bu kadar nurcular var, nur terbiyesi var. Hiçbirinin bir vukuatı yok yani. Üstad Hacı öyle diyor. Risale-i Nur hayat içtimaya baktı vakit şu beş esası temin ediyor. Asayişin temel taşı. Ne bunlar? Birincisi hürmet, ikincisi merhamet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü haram helali bilip haramdan çekilmek, beşincisi serseri bırakıp itaat etmektir. İşte Risale-i Nur hayat içtimaya baktı vakit bu beş esası temin edip asayişin temel taşını tesbit ve temin ediyor. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşilik hesabına, vatan ve millet ve asayişe düşmanlıktır. Evet. Serdem işte böyle diyor. Yani bu üstadı verdi bu terbiyeyi sizin hangi terbiye sistemleriniz, hangi mektepleriniz verebilir, verebildi ve verebilir. Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgünleri onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse etrafı saf ve temiz müminler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onu mümin kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürşidin talebeleriyle aralarına yığılan bu maddi kesafetler din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldi. Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve tehditleri ruh alemlerinin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar köy odalarından başlayarak yer yer her taraf sardı, üniversitenin kapılarına kadar dayandı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar onun nuruna, onun yoluna koştular. Üstadın nur risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile, şimdi ülkeden ülkeye ulaştı, dolaştı. Genç ihtiyar, cahil münevver, sekizinden seksenine kadar herkes ondan bir şeyler aldı. Onun nuruyla nurlandı. Her talebe bir matbaa, bir makine oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur risaleleri binlerce defa yazıldı, teksir edildi. Gözlerin nuru sönmüş, iç alemin ışığı sönmüş, harabeye dönmüş olan körler bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı dillerden hiç eksik etmedikleri gibi tekrar tekrar laikliğe, inkılaba muhalif hareket ediyor diye mahkemeye verdiler. Tekrar tekrar hapishanelere attılar, defalarca zehirlediler. Zehirler ona panzehir oldu. Zindanlar dershane. Onun nuru, Kur'an'ın nuru, Allah'ın nuru vatan sınırlarını da aştı, bütün alemi İslam'ı dolaştı. Şimdi Türkiye'de her teşekkürün, vatanını seven herkesin önünde hürmet ile durması lazım gelen bir kuvvet var. Said Nur ve talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yurdu yoktur, partisi, patırtısı, nutku, alayişi, numayişi yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, İmanlı, inanlı kalabalıdır. Elhamdülillah. Bir şiir okuyayım. Arkasından acaba 5 dakika hocama bir vakit var mı? Bir selama durdursan. Ya bilmiyorum. Bu önemli mi? Aşır. Peki. Bir abimizin yazdığı bir şiir. Üstad'a yazmış. Çok güzel. Onu da dinleyin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir üstad tanıyorum, o da Bediüzzaman. Bir üstad tanıyorum, en büyük bir kahraman. Bir üstad tanıyorum, asrın vekili ancak. La ilahe illallah, elinde tuttuğu sancak. Bir üstad tanıyorum, imandan bir kaledir. Bir üstad tanıyorum, nurlardan bir haledir. Bir üstad tanıyorum, imanı dalga dalga pardeder vesveseyi, şüphe bırakmaz akla.
Bir üstad tanıyorum zulme boyun eğmemiş. Bir üstad tanıyorum hiçbir taviz vermemiş. Bir üstad tanıyorum cihan şımır mücahit. Bir üstad tanıyorum içiyle dışı sayit. Bir üstad tanıyorum güneşler kadar yüksek. Hak söyler ne söylerse bütün sözleri gerçek. Bir üstad tanıyorum gözlerden nur saçar. Bir üstad tanıyorum kafirler ondan kaçar. Bir üstad tanıyorum şefkatin timsalidir. Bir üstad tanıyorum imanın misalidir. Bir üstad tanıyorum ıslah etmiş nefsini. Bir asırlık ömründe kısmadı nefesini. Bir üstad tanıyorum cevherdir bütün sözü. Allah, Kur'an, peygamber davasının en özü. Bir üstad tanıyorum ilan etti tevhidi. Kahretti zalimleri, yere serdi mülhidi. Bir üstad tanıyorum küfrü mutlakı kırdı. Karanlık gönüllere imanın nuru girdi. Bir üstad tanıyorum cihana meydan okur. Yazdığı eserleri milyonlarca insan okur. Bir üstad tanıyorum tek korkusu Allah'tan. Yılmadı bu dünyada ne atomdan silahtan. Bir üstad tanıyorum dünya zevkini bilmez. Zindana atanlara beddua bile etmez. Bir üstad tanıyorum imandan bir varlıktır. Kainatı titreten bir kuvvete maliktir. Bir üstad tanıyorum nurdandır bütün yolu. Varisi peygamberi hakkın en sadık kulu. Bir üstad tanıyorum mücehhezdir imanla. Hizmet etti daimi davasını Kur'an'la. Bir üstad tanıyorum bakidir tasarrufu. Gayesi insanlığa tebliğ emri marufu. Bir üstad tanıyorum her hali müstakimdir. Tekbirci gayesi sırat-ı müstakimdir. Bir üstad tanıyorum kalplerde mektep kurdu. Kütle kütle insanlar onun safında durdu. Bir üstad tanıyorum canileri çevirmiş. Kalplerinden çıkarıp putlarını devirmiş. Bir üstad tanıyorum Allah demiş, hak demiş. Bir üstad tanıyorum şanı dünyayı tutmuş. Bir üstad tanıyorum Allah'ın çok sevdiği mübarek bir kuludur. Gittiği yol Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimizin yoludur. Bir üstad tanıyorum ilham kaynağı Kur'an. Dostu da düşmanı da cümlesi ona hayran. Bir üstad tanıyorum ilmi muhit bir deniz. Dar gelir tefekküre koskocaman küremiz. Bir üstad tanıyorum bahri ummandan derin. Kutlu olsun üstadım bu mübarek zaferin. Bir üstad tanıyorum harikalar aslında. Bir iki yıldan sonra bu cihat meydanında mematı hayatından hizmet ediyor zahir. Son asrın son vekili, son müceddit en ahir. Anlatalım üstadı kimdir Bediüzzaman? Üstadların üstadı hem en büyük kahraman. Cenab-ı Hak bizi bu büyük üstadın yolundan ayırmasın. Amin. Hocam şey okusun değil mi? Aşırı okusun bari hem de dua okusun. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين Okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim'deki geçen bu ayetler hepsi peygamberlerin lisanıyla yalvarmışlar, dua etmişler. Şu anda biz de ellerimizi açmışız. Aynı peygamberlerin duaları bu ayetleri okuduk. Duamızı kabul edelim. Amin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail edelim. Amin. Ahirette Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağı altında üstadımızla beraber bizleri haşeyle. Amin. Allah rızası için bütün ümmeti Muhammed'in saadet ve selametleri için hazır cemaatin de bütün ümmetlerin ruhu için kendi ruhlarımız için Allah rızası için El-Fatiha.